Evet, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz CBF 150'lerde arkadaşlar santrifüj filtresi nerede, nasıl sökülür, niye sökülür, neden sökülmesi lazım, neden temizlenmesi lazım. Bununla ilgili size kısa bir video yapacağım arkadaşlar. CBF 150'ler bildiğiniz gibi dıştan yağ filtremiz yok. Süzgeç filtremiz var. Bu süzgeç elektrikliğe ve kullandığımız yağların kalitesine göre debrecin, tozları vesaireleri yapışıyor ve bunu temizlemezsek yağ akışkanlığı duruyor arkadaşlar. Şimdi motorumuzun şanzıman kapağı dediğimiz debrecin olduğu kısmı söküyoruz arkadaşlar öncelikle. Burada bunu sökerken şuna dikkat edin arkadaşlar. Bütün contamızı zedelememeye çalışacağız. Zedelersek yeni conta takmamız gerekiyor. Bazen contamız düzgün çıktığı için aynı contayı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu işlemi iki bakımla, üç bakımla, normalde bunu rodaj bakımında, bin bakımında servislerde yapılması gerekiyor arkadaşlar ama yapmıyorlar. Baştan savma yapıldığı için bu zamanla buradaki filtremizin içinde çapaklar oluşuyor arkadaşlar. Bu çapakları almazsak motorumuzun debreç ayrımı, çalışması, sesi, soluğu her şey değişiyor arkadaşlar. Debreçlerimizi bu şekilde kurtarıyoruz. Bu şekilde bütün civatalarımız söküldü arkadaşlar. Yağımızı boşaltıyoruz. Şöyle bir plastik tokmakla darbe veriyoruz arkadaşlar. Buradan hafif şöyle ayrılma kapattığımız zaman kapağımız oynar arkadaşlar. Kapağı oynattıktan sonra motorumuzu sökeceğiz. Yağ kapamızı alabiliriz. Daha sökmemiz. Şimdi bu motorumuz hiç sökülmediği için arkadaşlar conta iyice yapışıyor. Yapıştığından dolayı biraz sıkıntılı çıkabilir. Onun için de acele etmiyoruz. Bak, debriz devresine bir kere vuruyoruz. Kapağımız oynuyor. Tekrar şöyle akan yağlarımız var. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu köşeden bir yerden tutup diğer köşeye de parmağımızı taktığımız zaman arkadaşlar kapağımız oynuyor. Kapak oynadı. Acele etmeden sakin bir şekilde çıkarıyoruz. Şimdi santrifüj filtremiz nerede? Nasıl temizlenir? Niye temizlenir? Bunu göreceğiz size arkadaşlar. Bu elektrik filtremizin. Evet. Kapağımızı aldık arkadaşlar. Bu şekilde kapağımızı aldık. Contamızı gördüğünüz gibi zedelemedik. Motorumuz orijinal bir motor. Şimdi arkadaşlar santrifüj filtremiz. Şöyle gelelim. Aynı zamanda kısa bir tanıtım yapayım arkadaşlar. Şurası yağ pompasının olduğu yer arkadaşlar. Şu kısım, buradan yağımız süzülüp yukarıya gidiyor arkadaşlar. Ama yağının genel karteldeki yağımız da şurada, santrifüj elektrik filtresi dediğimiz filtremiz şurada arkadaşlar. Şu şekilde alıyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bir motor, daha 10-15 bin kilometrede. Bak, santrifüj filtremizde neler çıktı gördüğünüz gibi. Bu zamanla katmanlaşıyor ve bütün gözenekler doluyor arkadaşlar. Ve bak, gördüğünüz gibi bütün çapaklar, talaşlar, gördüğünüz yeni motor hiç sökülmemiş demeyin. Hepsinde bu şekilde kalıntılar çıkabiliyor. Hatta daha fazla kalıntılar çıkıyor. Bu kalıntıları temizlemezsek arkadaşlar bu parçalar zamanla yağıyla karışıp debrecimizi vesaireyi bozuyor. Bunu da balata spreyiyle şu şekilde yok ediyoruz arkadaşlar. Yani basit bir işlem ama ihmalkarlık yapmayın. İhmalkarlık yaptığımız zaman CDF'lerimizi bozarız. Normalde bu motorlar çok başarılı motorlardır. Evet. Filtremiz tertemiz oldu arkadaşlar. Filtremiz bu, debrecimiz burada. Şimdi temizleyip geri takıyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayınız, beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Teşekkürler Ruhusta.